Fed'in varlık alımını azaltması ve büyümenin yavaşlaması endişeleriyle tırmanan küresel satış dalgası tepki alışlarıyla duruldu. Cuma günü Amerika ve Avrupa hisseleriyle başlayan yükselişe bu sabah Asya borsaları da katıldı. Şahin olarak bilinen Fed yetkililerinin güvercin taklası atması risk iştahını destekliyor. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil. Teknoloji, telekom, İSE'ye bağlı tüketim gibi defansif ve büyüme hisseleri yükselişte öne çıkarken, demir-çelik, enerji gibi Çin büyümesine duyarlı sektörler geride kalıyor. Yüksek betada olmasına rağmen Türkiye varlıkları küresel satış dalgasında şimdiye kadar pozitif ayrışmayı başardı. Ödemeler dengesinde merkezi bütçede olumlu gelişmeler ve güçlü şirket kârları Türkiye varlıklarını destekliyor. MSCI Türkiye %4.4 getiriyle ay başından beri en çok değer kazanan gelişmekte olan ülke endeksi konumunda. Türk Lirası, dolara karşı en az değer kaybeden para birimi. Amerika vadeleri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel, Borsa İstanbul'un tepki alışlarıyla açılmasını bekliyoruz. Doların 8.50'nin altına gelmesi borsayı destekliyor. Yükselişin satış dalgasında çok düşenlerle değil, güçlü duranlarla olmasını bekliyoruz. Cuma günü yabancı girişi olan Koç Holding, BİM, Tav Holding hisselerinde hareketlilik görebiliriz. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracağına yönelik İngiliz basınında çıkan haberler, havacılık hisselerini olumlu etkileyebilir. Teknik bültende Aselsan, BİM, Koza Anadolu, Koza Altın, Koç Holding, Şişe Cam, Şok, Türk Telekom ve Türksel hisselerini öne çıkarıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.